Herkese merhabalar. Kümelerle alakalı süper sorular çözeceğiz ve mükemmel bir şekilde kümeler konusunu anlamış olacağız. Hep beraber hadi bakalım dersimize başlayalım. İlk başta ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü kümelerde bazı önemli şeyler var ki gerçekten bilmemiz gerekiyor soruları yapabilmemiz için. Mesela A kümesi diye yazdığı ifadede dikkat edelim, parantezi açtıktan sonra süslü parantezi kapatana kadar virgüller arasında yazılan her şey bir elemandır. Aman dikkat edelim, buradaki elemanları teker yazmak istiyorum. Bir elemandır. Virgülü attı. Sonra parantezli 2, 3 bir elemandır. Virgülü daha attı ve 4 bir elemandır. Yani bu kümenin 3 tane elemanı vardır. Bu kıl sorularda karşımıza gelebilecek bir kavramdır. Elemanları teker teker 1 elemandır, 4 elemandır. Parantezli 2-3'ü bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. O parantezler onları bir bütün haline getiriyor. Dolayısıyla 2 elemanı değildir A'nın. Aman dikkat edelim. En elemanlı kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Mesela bir örnek verelim. 3 elemanlı bir küme. Yukarıda yaptığımız gibi. Bunun alt küme sayısı 2 üzeri 3, yani 8'dir. Tamam da bu çok basit bir şey. Bunun daha zoru var mı? Evet var. Mantık olarak şöyle düşünmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki çok basitinden, mesela B kümesi diyelim ki içeride sorularda var. Şimdi sorular çözeceğiz sizinle beraber ama sorulardan önce ufak bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela X, Y, Z, P, Q, R mantıktaki gibi P, Q, R'yi de koydum. Şimdi diyecek ki bize arkadaş, X ve Y kesin var bu kümenin içerisinde. O zaman kaç tane alt kümesi vardır X ve Y'nin kesin olduğu? O zaman diyeceğiz ki X ve Y'yi kapat kardeş. Kaç tane kaldı? 4 tane. O zaman 2 üzeri 4 tane X, Y'nin kesin olduğu alt kümesi vardır diyeceğiz. Çok fazla çıkacak. Aman dikkat edelim. Geldik mesela bir alt küme kavramına. Alt küme neydi? Mesela A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Dolayısıyla A alt kümesidir işareti, hatta burada eşitlik de var. B'nin şeklinde ifade edebiliyorum. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. Bunlar zaten genel geçer bilgiler. Ve aynı zamanda dikkat edelim, eğer A alt kümesidir B'nin ve B alt kümesidir A'nın gibi bir ifade varsa o zaman diyeceğiz ki tak, bunlar eşit kümelerdir. Fazla uzatma kardeşim diyeceğiz. Geldik bir de bu birleşim, kesişim kavramlarındaki acayip sorular. Mesela bu sorular bundan çıkıyor genellikle problemlerde. Kesişim bu mavi bölge. Birleşimse bütün hepsi. Evrensel küme dediğimiz şey aslında şeyde de mantıkta da bir olarak düşündüğümüz şey, her şeyi kapsayan küme olarak aklımıza getireceğiz. Ve A fark B kümesi, hemen size A fark B kümesini kırmızıyla göstermek istiyorum. A'nın B'den farklı olan yerleri. Peki B fark A kümesini de hemen yeşille gösterelim bakalım. Yeşil de burası. Dolayısıyla bunlara çok hakim olmamız gerekiyor. Ve şunu unutmayalım. A küme, evrensel küme bütün hepsi ise A'nın tümleyeni dediğimiz şeye çentik koyuyoruz. Aynı değil gibi mantıktaki. Bu çentiği koyduğumuz anda A'nın dışındaki her yer demek. Yani buradaki evrensel kümede A'nın dışındaki buralar falan filan her taraf diyebiliriz A'nın tümleyeni. Unutmayalım, A'nın eleman sayısı ile A'nın dışındaki her şeyin toplamı her zaman evrensel küme eder diyoruz. Ve aynı zamanda A birleşim B'yi bulabilmek için küme problemlerinde bilhassa A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını topluyoruz ve kesişimlerini bundan çıkartarak bulabiliyoruz. Ve aynı zamanda bir birleşme özelliğinin kesişme üzerine dağılma özelliği var veya tam tersinin kesişmenin birleşme üzerine dağılma özelliği var. Onları da aklımda tutalım. Sorularda gelince göstereceğim. Ve şunu unutmayalım. Kümelerde boş küme aslında mantıktaki 0'a denk. Evrensel küme mantıktaki 1'e denk. Kesişim aynı zamanda mantıktaki V işaretine denk. Birleşim mantıktaki V'ye denk. Tümleyeni aslında mantıktaki değiline denk. Aman unutmayalım. Bunlar da zor sorularda karşılaştık. Artık hadi bakalım soru çözmeye başlayalım. Hadi bakalım o zaman sorularımıza başlayalım sizinle beraber. Bir kere boş olmayan A ve B kümeleri için demiş. Bir kere bu soruları nereden alıyoruz? Bu soruları matematik son 10 konu kitabımızdan alıyoruz. Bir de bizim matematik ilk 12 konu diye kitabımız var. Neden peki 9. sınıf konusu ilk 12'ye koymadın diyeceksin. Çünkü TYT sıralaması farklı arkadaşlar. TYT'de yani üniversite sınavında gireceğimiz derslerde ilk başta herkes sayı kümeleriyle başlar. Sayı kümeleri, tek çift sayılar, basamak kavramı. Biz de bu sırayla gittiğimiz için ilk 12 konuda bunlar var, yani temel konular var. Temel matematik konuları var. Hatta bunlar 5, 6, 7, 8. sınıflara dayanıyor aslında. Sonrasında son 10 konuda artık 9 ve 10. sınıf konuları mantık, kümeler, fonksiyonlar, polinomlar şeklinde ilerleyecek. Matematik son 10 konu kitabımızda sayfa 37'yi açıyoruz. Ve buradaki hemen bu soruyu yapacağız sizinle beraber. Yani 6. adımdaki bu soruyu yapacağız. Buradan kitaptan bazı sorular çözeceğiz şimdi sizinle beraber. Hemen başlıyoruz. Boş olmayan A ve B kümeleri için A kümesinin eleman sayısı 2 çarpı B kümesi demiş. Yani B'nin ilk katıymış. A fark B eşittir 10 elemana sahipmiş. A kesim B'nin alt küme sayısı 16'ymış. He, şimdi böyle sorularda ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir küme problemi sorusu %99.999.000 kesin gelecek. Yani peki biz ne yapmamız gerekiyor? Hemen şunu çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnanılmaz önemli. Çünkü genellikle hep bunu soruyorlar ya. A kümesi burası, B kümesi burası. Ben farklı renkle çizdim ki hani birazcık daha görselleşmiş olsun burası. Boş olmayan A ve B kümeleri için demiş. Genellikle kümeleri hani nasıl olduğunu bilmiyorsanız bu kesişim şeklinde çizmeniz en doğrusudur. Eğer verilmediyse işte bir tanesi bir tanesini kapsar veya işte bir tanesi bir tanesinin alt kümesidir verilmediyse bu şekilde çizmek en mantıklısı. Bize söylediği ifadelerin sayılarını da yerine yerleştirmek çok değerli. Mesela A fark B eşittir 10 demiş. Şimdi ben A fark B'nin aslında şu bölge olduğunu biliyorum. Yani turuncu bölge olduğunu biliyorum. A'nın B'den farklı olan yeri. Ve bunun kaç olduğunu söylemiş? 10 olduğunu söylemiş. O zaman ben bunun içine tak diye 10 yazabilirim. Sonra demiş ki bize A kesişim B'nin alt küme sayısı 16 demiş. Burası çok değerli. Neden? Çünkü biz alt küme sayısını bulurken yaptığımız ifade aslında 2'nin n'inci kuvvetiydi. O zaman diyoruz ki 2 üzeri n 16 ise n dediğimiz şey 4'tür. Yani eleman sayısı, n dediğimiz şey eleman sayısı aslında. Eleman sayısı 4'müş. Neyin? A kesişim B'nin. O zaman A kesişim B'yi zaten biliyoruz. A kesişim B şu pembiş alandı. Buraya da 4 yazabilirim rahatlıkla. Şimdi işte kritik nokta şu. Bakın bu yeşilin içindeki şey A kümesidir. Bu mavinin içindeki şey de B kümesidir. Dikkat edelim. A kümesinin eleman sayısını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. A kümesi bu artı budur. Yani A kümesi toplamda 14'tür diyebiliriz. Bakın kümelerin eleman sayısını buraya yazarız. Bunun içine yazamayız. Çünkü 2'ye bölünmüştür. Bak bu ikisinin toplamı aslında A eşittir 14'tür. Tamam, süper. Peki bize ne demişti? A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katıdır demişti. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı 14 ise B'nin eleman sayısı 7 olmak zorunda. Buraya yazıyorum. Dikkat edin. Buraya yazmıyorum. Buraya yazarsam patlarım. Çünkü B şu mavinin içindeki, bu kapalı şeklin içindeki her yerdir. Dolayısıyla bunun içindeki her yer 7 ise, buraya 4 kaldıysa buraya 3 kalır. Aman dikkat edelim. Şimdi ne sormuştu bize? Bundan sonrası çocuk oyuncağı zaten. Artık ne sormuştu bize? A birleşim B'nin eleman sayısını sormuştu. Peki A birleşim B ne demekti? Bunun hepsi demekti. A birleşim B. Ve hemen toplayalım. 10 artı 4 artı 3 şeklinde, yani 17'dir cevabımız. C seçeneğidir diyebiliriz. Ne yaptık burada? Teker teker bölgeleri bulduk. A fark B'yi zaten biliyorduk. A kesişim B'yi bulduk. Bir de B fark A'yı bulduk. B'nin A'dan farklı olan kısmı. Bu üçünü topladığımız zaman zaten A birleşim B ediyor. Bunun başka bir yöntemi var mı? Tabii ki var. Eğer şu formülü hatırlarsanız, ki hocamız bu formülü isteyebilir. A birleşim B'nin eleman sayısı neydi? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Hemen yazalım. Zaten bizden bunu soruyordu. Bu eşittir. A'nın eleman sayısı 14'tü. Hop, artı B'nin eleman sayısı 7 idi. Farklı bir yolla çözüyorum şu anda. Eksi A kesişim B'nin eleman sayısı 4'tü. Zaten buradan çıkan sonuç da 17 edecektir. Yani A birleşim B'nin eleman sayısı olacaktır diyoruz. O yüzden aynı sonuca ulaşıyoruz. Hiç farkı yok diyoruz. Hemen geldik M ve N kümeleri. E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere demiş. M fark N eşittir 6. M'nin tümleyeni kesişim N'nin tümleyeni eşittir 4. E evrensel kümesi 14 gibi gibi. Şimdi ne yapacaktık? Eğer bize iki tane küme verdiyse ve bunlar evrensel kümesinin alt kümesi ise şeklimizi çizecektik. Şeklimiz en önemli, en değerli şeydir diyoruz. Şimdi bir kere evrensel küme dediğimiz şeyi şöyle eşek kadar çiziyoruz. Şöyle bir kapalı şekil. Buna ben E harfini veriyorum. Sonrasında iki tane kümemiz var. M ve N kümeleri. Hadi bunları da renkler daha iyi anlaşılsın diye M kümesini şu yeşille göstereyim. Sonrasında da N kümesini de şu turuncuyla göstereyim. Hop. N kümesini de bu şekilde gösterdim. Demiş ki bize M fark N, yani M'nin N'den farklı olan yerleri. M'nin N'den farklı olan yerleri kesişim dışındaki M kümesidir. Kesişim dışındaki M kümesi burası 6 olduğunu söylemiş. Buraya 6 yazdım. M'nin N'den farklı olan yerleri şu şekilde, hatta tarayayım da göstereyim. Burası 6. Sonra demiş ki evrensel kümesi olur. Nereye yazacağız? Buraya mı? Hayır. Buraya mı? Hayır. Buraya yazacağız. Dikkat edelim. Evrensel kümesi de 14'müş diyoruz. Hatta numaraları böyle siyahla yazayım ki belli olsun. Sonrasında demiş ki böyle garip bir ifade vermiş. M'nin tümleyeni, kesişim N'nin tümleyeni demiş 4'tür demiş. Ne demek bu acaba? M'nin tümleyeni, kesişim N'nin tümleyeni. Burada hani farklı farklı kurallar aklımıza getirebiliriz. Ama ben bunları genellikle, şurada tümleyenler var. Burada gözükmeyebilir tam. Bu şu demek aslında. M'nin dışındaki her yer, kesişim N'nin dışındaki her yer. Şimdi M'nin dışındaki her yer, bunu kapattım. Bunun dışındaki her yer. Şimdi bu iki bölge var diyebiliriz. Şimdi normalde biz şunu lütfen hatırlayalım. Şöyle bir şey çizersek ve bunun içerisinde şöyle iki tane küme çizersek, ki küme problemlerinde çok popülerdir bu gösterim. 4 tane bölge vardır. Bakın arkadaşlar, inanılmaz önemli. Eğer bu yoksa 3 tane bölge vardır. X, Y ve Z. Yani bunların eleman sayıları vardır. Bu kümenin bu kümeden farklı olan yerleri, bu kümenin bu kümeden farklı olan yerleri, bir de kesişimleri. 3 tane bölge vardır. Ama bir de evrensel küme varsa o zaman T, bir de dışarısı vardır. Yani bu iki kümenin dışı vardır. Toplam 4 tane bölge. Zor sorularda 4 sorarlar. Evrensel kümeyi de dahil ederler. Kolay sorularda demin yaptığımız gibi 3 tane bölge verirler. Yani bu yoktur. Farkı kesişimi. Bu kadar. Peki burada dikkat edelim, bir burası var, bir burası var, bir burası var, bir burası var. Şimdi düşünelim. M'nin dışındaki her yer. M'nin dışındaki her yer. Bu ikisini kapatıyorum. Bu ve bu. Şu nokta ve şu nokta diyelim. Tamam. N'nin dışındaki her yer. Bu N'yi, yani turuncunun içindeki yerleri kapatıyorum. Bu ve bu. Bu ikisinin kesiştiği yer, yani bunun dışındaki her yerle şu iki noktayla şu iki noktanın kesiştiği her yer neresidir? Burasıdır. Yani şurayı bize vermiş 4 diye. Yani burasının 4 olduğunu bulabiliyoruz akıl yürüterek. Tamam, akıl yürütemedik mi? Tamam, o zaman şeyi hatırlamamız gerekiyor. M'nin tümleyeni, kesişim N'nin tümleyeni aslında sanki eski öğrendiğimiz mantıktaki De Morgan gibi aslında nedir biliyor musunuz? Şudur. M birleşim N'nin tümleyenidir. Çünkü bu içeriye dağıldığı zaman hem bunu değiştiriyor, bu tümleyen içeriye, hem bunun M'nin tümleyeni yapıyor, hem N'nin tümleyeni yapıyor, hem de birleşimi kesişim haline getiriyor. Aslında o buradan geliyor. Yani M birleşim N'nin. Yani bütün bu hepsinin dışındaki her yer burası. Zaten 4 oradan geliyor diyebiliriz. Burası kıl bir nokta. Burayı anladıysak, evrensel kümenin de 14 olduğunu biliyorsak, şimdi diyor ki bize N kümesinin eleman sayısı kaçtı diyor. Bakın çok dikkat edelim. Burada 4 bölge vardı. X, Y, Z, T. O zaman hemen buna Y diyelim, buna Z diyelim, buna T demiştik ama artık bulduk, 4 diyoruz. Peki hemen sizinle beraber ne diyelim? E'nin eleman sayısı, yani bütün hepsi aslında 6 artı Y artı Z artı 4 eşittir 14 olmalı. Yani bunun toplamı 14 olacak. Tamam, süper. Peki bu ikisinin toplamı 10'dur. O zaman Y artı Z eşittir 10 diyebilir mi? Pardon, özür dilerim. Bu ikisinin toplamı 10'dur. 4 diyebilir miyiz? 10'u karşıya attım. 14'ten 10 çıktı. 4 kaldı. Peki y artı z neydi? Zaten bunun kendisiydi. Yani bu kapalı şeklin içindeki y artı z, yani n'nin eleman sayısını bulmuş olduk diyebiliriz. Demek ki bu kadar önemli bu dört bölgeyi belirleyebilmek. Tekrar söylüyorum. Bunu yapamadıysanız bir daha anlatıyorum. Burası kıl bir şey, biliyorum çünkü. M'nin dışındaki her yer. Z ve 4. Z ve 4. Yani M'nin dışındaki her yer Z ve 4. Peki şeyin dışındaki, N'nin dışındaki her yer. N'nin dışındaki her yer 6 ve 4. 6 ve 4. Z ve 4 ve 6 ve 4'ün kesiştiği yer, ortak olduğu yer 4 değil mi? İşte oradan çıkıyor aslında bu 4 rakamı. Demek ki burası 4'müşü oradan da çıkartabiliriz diyoruz. Geldik mantık kümesiyle ilgili bilgileri veriyor. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Demiş ki 4 tane alt kümesi atık kelimesini kapsar diyor. Şimdi burada kesin içinde olan alt küme, yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bunun alt kümelerine bul diyor. Bunun alt kümelerine bak diyor. Ve bunların 4 tane alt kümesi bu kümeyi kapsar demiş. Yani bu elemanları kapsar demiş. O zaman A, T, I, K kesin olacak. O zaman şöyle bir mantığımız var. Mantık kümesinde, mantık harflerinde hepsi birer eleman bunların. Hop hop. Bunlarda A, T, I, K kesin var. Bunu ve bunu yuvarlak içine alalım. Geriye kaç tane kaldı? Yuvarlak içine alalım demek yok etmek demek, aynı şey. M ve N kaldı. İşte bunlarla oluşturulabilecek alt kümeleri. Söyle bana, 2 tane eleman var. O zaman 2 üzeri 2, yani 4 tane alt kümesi vardır. Bu doğru bir ifade o yüzden. Geldik diğerine. Yine aynı şekilde 8 tane alt kümesi M, A, N kümesini kapsar. M, A, N, T, I ve K. Kümeyi bir daha yazdım. Şimdi diyor ki M, A, N'yi kapsar diyor. O zaman bu ve bu kesin var. O zaman bunları boş ver. Geriye kalanlarla küme oluşturmaya çalış. Kaç tane var? 3 tane var. O zaman 2'nin 3. kuvveti 8 tane. Evet, bu da doğru o zaman. Süper. Geldik. 16 tane kümesi A ve N kümesini kapsar demiş. A ve N kümesini kapsar. A ve N elemanlarını kapsar. O zaman hemen yine aynı şeyi yapıyorum. M, A, N, T, I ve K. Hemen diyorum ki A ve N kesin var. Hemen yuvarlak içine alalım onları. Hop. Hop, bunları o zaman geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 taneyle 2'nin 4. kuvveti 16 tane. Süper, bu da doğru. Eğer söyleseydi bize, deseydi ki bize, cevabımız E bir kere. Deseydi ki bize, ya bunlar olmasa deseydi, o zaman da aynı şey yapacaktık. Hiçbir şey değişmiyor. Mesela olmasa deseydi, bunların üstünü çizecektim. Kaç tane kaldı geriye? 4 tane. 2 üzeri 16. Yani olsa ve olmasa aynı kapıya çıkıyor. Önemli olan zaten bunlar fix ya. Bunlar ya olacak ya olmayacak. Önemli değil. Önemli olan geri kalanları da kaç tane oluşturabileceğin. Burası kıl bir şey, alt kümelerde diyoruz. Geldik yandaki Venn şemasında, diyor ki A kümesini bu şekilde tanımlamış. B kümesini bu şekilde tanımlamış. Buna göre mavi boyalı bölgeleriyle gösterilen kümenin eleman sayısı kaç demiş. Yani şuralar nedir demiş. A kümesi burası diyelim. B kümesi de burası diyelim. Kesişimlerini almamış. Tamam, bakalım. Şimdi bu şu demek. A süslü parantezimizi açıyoruz. X diyoruz elemanlarına. Sonra tanımlamaya başlıyoruz. X küçük ve eşittir 100. Yani 100'den küçük olacak. Ve X elemanıdır. X eşittir 4'ün katı. X 4'ün katı olan bir sayı olacakmış. Ve K'da doğal sayı. Tamam. O zaman A kümesinin elemanlarını, hadi bakalım A kümesine yeşil diyelim. A kümesinin elemanlarını yazmaya başlayalım. Bir kere diyorum ki 4'ün katı olan sayılar doğal sayıdan başlayacak. O zaman bu doğal sayılar nedir? 0, 1, 2, 3, 4. Yani K yerine 0 yazsak 4 kere 0, 0 eder. 0. K yerine 1 yazsak 4 kere 1, 4 eder. K yerine 2 yazsak 4 kere 2, 8 eder. Yani 4'ün katları 12, 16 böyle devam eder. Süper. A kümesini bulduk gibi. B kümesini hemen bulmaya çalışalım. Yine aynı şekilde X. Sonra X küçük ve eşittir 100. Sonra X eşittir 5'in katı. Ve K elemanı doğal sayı. Yani 0, 1, 2, 3 koyacağız. Ama dikkat edelim. Bu 100'den küçük ya. 100'den küçük 4'ün katı olan sayı nedir biliyor musunuz? 96'dır. 96 4'ün katıdır ve 100'den küçüktür. Ve en sonunda bu 96'ya kadar gidecek. Peki B kümesine bakalım aynı şekilde. Burada da 0 koyarsak 5 kere 0 0, 5 kere 1 5, 5 kere 2 10, ondan sonra 15, 20, sonra 25, sonra 30 böyle devam eder ve kaça kadar gidecek? Aman dikkat edelim. yüzün altında olacak. Pardon, ben bunu hata yaptım. 100'e eşit de olabiliyor. O zaman bu 100'e kadar gidebilecek. O zaman diyorum ki burası da 100'e kadar gider. Çünkü 5'in katıdır 100 diyoruz. Dikkat ederim, burada bir tane daha ilerleyeyim. 20, 24 şeklinde gidiyor ya burası. Şimdi bakın, diyor ki bize bunların eleman sayılarının ortadaki bölgeyi çıkart diyor. Yani A fark B'yi bulacağız. Yani şu bölge aslında A fark B'dir. Burası da B fark A kümesidir. Ve bu ikisini toplamamız gerekiyor. Hani demiştik ya, üç kümeli durumlarda şöyle bir şey vardır. X, Y, Z vardır. Burası X, burası Y, burası Z. Ben X ve Z'yi, yani A fark B'yle B fark A'yı bulmam gerekiyor. Tamam. O zaman kesişimlerini bir çıkartayım bakayım. Bunun kesişimleri nedir ki? Kesişimleri aslında hem 4'ün hem 5'in katı olan bir sayıdır. Nedir hem 4'ün hem 5'in katı? Zaten buradan görebiliyoruz. Dikkat edelim, 4 ve 5'in katı 20'dir. Bundan sonra gelen sayı da zaten 40'tır. Sonrasında 60'tır. Sonrasında 80'dir. Zaten ben bunların kesişimlerini çatarank diye bulabilirim. A kesişim B dediğimiz şey. Sıfırla başlıyoruz. Çok özür dilerim, sıfırı atlamışım. Sıfır. Sonra 20, sonra 40, sonra 60, sonra 80, sonra 100'dür zaten. O zaman kesişimleri dediğimiz şey zaten, dikkat edelim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. O zaman burayı zaten buldum. 6 tane. Ha, burayı buldum bile. Peki bunları bulabilecek miyim? Evet, bulabilirim. Şimdi sıfırdan 100'e kadar 4'ün katı olan sayılar. Bakın, bu sizin matematik hayatınızda çok işinize yarayacak bir formül vermek istiyorum. Mesela adam bize dedi ki işte 2, 4, 6, 8, 10, nokta nokta 98'e kadar. Burada kaç tane terim vardır dedi. Kaç tane terim vardır dedi. Burada terim sayısı denilen bir formülümüz var. Acayip önemli. Matematik hayatımızda çok işimize yarayacak. Terim sayısı formülü şunu söylüyor bize. Diyor ki son terim eksi ilk terim bölü değişim miktarı. Yani ben artış miktarı diyorum. Genellikle artıyor. Azalabilir ama artar genellikle. Artış aralığı artı birdir aslında bu terim sayısı. O zaman bizim burada 0, 4, 8, 12 bu dörder artıyor. O zaman hemen terim sayısını bulalım burada. Buradaki terim sayısı eşittir. Son terim 100 eksi ilk terim 0 bölü artış miktarı dörder artı 1 dersek 25 artı 1'den 26 terim burada var. Yani bu A kümesinin eleman sayısı 26'ymış. Süper gidiyoruz. Geldik, aynı şeyi burada yapalım. Son terim 100 eksi ilk terim 0 bölü 5 artış miktarı artı 1 eşittir. 21 terim de burada var diyebiliriz. O zaman B kümesinin eleman sayısı da 21'miş. Ama biz neyi bulmak zorundayız? Burayı, yani A fark B'yi ve B fark A'yı. Şimdi bunun hepsi 21. Burası nedir? 21'den bu kesişimi çıkardığımız zamanki yer. Yani aslında Z'yi buluyoruz. 21'den 6'yı çıkardığım zaman ben nereyi bulurum? Burayı 15 bulabilirim. Peki 26'dan 6'yı çıkardığım zaman ben burayı ne bulurum? 20 bulabilirim diyebiliriz. O zaman bize sorduğu zımbırtı şu ikisinin toplamı değil midir? Evet, öyledir. Gerçekten de cevabımız D seçeneğidir. Ceyhan diyebiliriz aynı zamanda. Geldik A ve B kümelerini, bu iki kümeyi kapsayan E evrensel kümesini gösteren Venn şeması, yandaki gibi farklı renklerle boyanmıştır demiş. Tamam. Sarı, mor, mavi, turuncu, tamam. Buna göre böyle bir ifade vermiş. Kümesini ifade eden bölgelerin renkleri aşağıdakiler hangisi demiş. Şimdi şuna bakınca böyle birbirine çok benziyor gibi geldi bana. Ama tabii ki düşünelim bakalım. Şimdi diyelim ki ben bunları düşünerek yapmayı çok seviyorum bu arada. Hani kuralları var mesela. Bunun değiştirme kuralı var. De Morgan gibi tersten yapabilme kuralı var. Onunla da göstereceğim ama ilk başta şunu düşünerek yapalım. Şimdi A'nın tümleyeni bir de B'nin tümleyeni yazmış. A birleşim B yazmış. Şimdi A birleşim ve bunların kesişimine, yani ortak olan bölgeyi soruyor. Biz ne demiştik? Toplamda 4 tane yer vardır. Bak, böyle bir ifadede burası X'tir, burası Y'dir, burası Z'dir, burası da T'dir. Şimdi A birleşim B nedir aslında? X ve Y'dir aslında. Pardon, X, Y ve Z'dir. Yani bu üçüdür aslında. X, Y ve Z. Bu. A birleşim B. Peki burası T bu arada, karışmasın. Peki A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Yani A'nın dışındaki her yer, A'yı kapat, dışındaki her yer Z ve T diyelim. Ve aynı zamanda B'nin tümleyeni. B'nin dışındaki her yer bu sefer de T ve X oluyor, görüyor musunuz? X ve T de diyebiliriz, tamam. Şimdi bunların birleşimini, o zaman bu ikisini bir araya getireceğiz. Bir araya getirmek demek bunları birbirine eklemek demek. Aynı elemanı bir daha yazmamıza gerek yok. T'yi iki defa yazmamıza gerek yok. O zaman X ve Z ve T demek aslında. Bunların hepsi demek aslında. Bakın bunların üçünü de aslında birleştiriyorum. X, Z, T. X, Z, T. Burada neydi? X, Y ve Z idi. Bunların işte şu ikisinin artık nesini arıyorduk biz? Kesişimini, ortak olan şeylerini arıyorduk. Ben görüyorum X var ikisinde de. Z var ikisinde de. T yok. Y de yok ikisinde ortak. O zaman X, Z bizim aradığımız şey aslında. X, Z nedir? Allah aşkına bakar mısın? Turuncu ve mordur. Cevabımızı çatarank diye bulduk bile. Ama tamam, ben bunu nasıl böyle göster, ne nasıl anlatacağım ben hocaya falan. Bak şöyle anlatacaksın. Eğer birazcık daha kıl metotlarla anlatmak istiyorum size. Bakın A'nın tümleyeni, A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Biz bunu, bu tümleyenleri dışarı alırsak A B yaparız bunu. Bu birleşimde kesişime dönüşür. Tümleyen bu hale gelir. Yani tümleyen sanki buradaymış da hem buna hem buna hem buna dağılmış ve bunları tümleyen yapmış, bunu da işaretini değiştirmiş gibi bir şey olmuş. Şimdi o zaman bu zımbırtı buna denk. Kesişim A birleşim B diyor. Şimdi bu ne demek aslında? A kesişim B'nin dışında kalan her yer. A kesişim B'nin dışında kalan her yer. Bunu kapattım. X, Z ve T. X, Z ve T. Peki söyler misin bana A birleşim B nedir? A birleşim B X, Y ve Z. Bunların kesiştiği, ortak olduğu yer yine aynı kapıya çıkıyor. Dikkat eder misiniz? X ve Z ortak oldukları yerler diyebiliriz. X ve Z dediğimiz şey zaten turuncu ve mordur diyebiliriz. Geldik hemen başka bir soruya. Olduğuna göre demiş, A kümesi B kümesini vermiş bize. A fark B alt kümesidir K'nin ve A birleşim B'de kapsar K'yi demiş. Koşulunu sağlayan kaç tane K kümesi vardır? Bu da tost metodu. Gerçekten burada tost sorusu var. Bu tost sorularını çok seviyor hocalarımız. Yani diyor ki alt kümesini veriyor, üst kümesini veriyor. Hadi bakalım neler yapabilirsin diye gösteriyor bize. Yani şöyle diyorum ben buna. A, B, E, F, A kümesi. A, B, C, D, B kümesi. Şimdi A fark B'yi yazalım mı? A'nın B'den farklı olan yerleri, bunlar bir kere farklı değil. E ve F, A'nın B'den farklı olan yerleri. E ve F kümesi. O zaman süslü parantezimiz. Alt kümesidir. Alt kümesidir işareti. K kümesi. Alt kümesidir. Peki A birleşim B nedir? Hemen yazalım. Hemen şöyle gösterelim. A, B, E, pardon C, D, E, F. A birleşim B kümesi de budur. Yani aslında bunun Türkçesi budur aslında. A fark B'yi yazdım buraya. Hop. A birleşim B'yi yazdım buraya. Hop. Bunların birleştirmeyi, fark almayı biliyoruz zaten. Sonrasında K kümesi bu ikisinin arasında olacak diyor. Ne demek biliyor musunuz bu? Acayip önemli. Lütfen çok iyi dinle. K kümesi öyle bir küme ki içinde mutlaka E ve F var. Yani bunlar var kesin. Çünkü K kümesi bunu kapsıyor. Kesin var bunlar. Ve neyin alt kümesi? Bu birinci bilmemiz gereken şey. İkinci bilmemiz gereken şey de bunun alt kümesi. Yani buradaki büyük kümenin alt kümesi A birleşim B'nin alt kümesi. A birleşim B'nin alt kümesi. Yani bu A, B, C, D, E, F'nin alt kümesi olan bir sayıda. Şöyle düşün. Bunun alt kümelerini yazsam kaç yaparsın? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanı var. 2 üzeri 6, 64 deriz. Bitti. Ama içinde E ve F olan alt kümelerini yazdığım zaman ne yapıyoruz? E ve F'yi yuvarlak için, bunlar kesin var. Veya bunları silebilirsin. Hiç fark etmez. Bunları kapat. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 tane elemanla 2'nin 4. kuvveti 16 tane alt küme oluşturabilirsin diyoruz. Cevabımız D seçeneği. N bir pozitif tam sayı ve N'yi kalansız bölen doğal sayıları kümesi A parantezli N olmak üzere demiş. Bak bize güzel bir şey vermiş. Yeni nesil sorularda böyle bir mantık var. Böyle bize bir kural veriyor. Diyor ki mesela bak n'yi kalansız bölen doğal sayıları kümesi a parantez n şeklinde gösterilir. Kardeş demiş. He. Mesela a 72 ne demek aslında? 72 kalansız bölen doğal sayılar demek aslında. Veya a parantez 156 ne demek? 156'yı kalansız bölen doğal sayılar demek. Ve bunların kesişimini sormuş yahu. Kesişimini sorduysa şimdi hemen şöyle düşünelim. Bunların kesişimi dediğimiz şey kalansız bölen doğal sayılar. 72'yi kalansız bölen doğal sayılar. 156'yı kalansız bölen doğal sayılar. Bir sürü sayı olacak. Mesela 72'yi 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5 böler, pardon 5 bölmez, 6 böler, böyle böyle devam eder. 156'yı 1 böler, 2 böler, 3. Bunların kesiştiği ortak olanlarını soruyor bize. Bu kadar şeyi bulmamıza gerek yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü 72 ve 156'nın ekokunu yani ortak EBOB'unu, ortak bölenlerini bir bulalım seninle beraber. Bu EBOB bulma bu şekilde hatırlıyorsanız. 2'ye böldüm. 36 ve 78. 2'ye böldüm. Bu yuvarlak şunlar ikisini aynı anda böldüm. 18 ve 39. Sonrasında bir dakika dur bakayım. 75 ve... Evet tamam süper gidiyoruz. Sonra 2'ye böldüğüm zaman yine bu ikisi de böldü. 39 oldu. 2'ye böldüm 9. 39 aynen kaldı kusura bakma. Bu sefer 3'e bölelim. İkisini de aynı anda bölecek merak etme. 3 ve 13. Sonra tekrar 3'e böldüm 1. 13. 13'e böldüm 1. Şimdi dikkat edelim. Bunlar EBOB'ları. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 12 bunların EBOB'u. En büyük ortak böleni. Zaten bu ikisini de bölen sayıları, ortak sayıları arıyorduk ya. Çünkü kesişimini soruyordu bize. O zaman yapmamız gereken şey bu sayıyı o üzerinden gitmek. 12 bunların ikisini de bölüyorsa bu ikisini de 12'nin kendi bölenleri de böler. Yani 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12 böler. Yani bu sayılar... Bu sayıları da böler. Çünkü zaten 12 en büyük ortak böleni. 6 da böler o yüzden. 4 de böler o yüzden. 3 de böler. 2 de böler. 1 de böler. Yani 12'nin bölenleri de bu ikisinin ortak bölenleri diyoruz. O zaman kesişim kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. K ve M kümeleri sırasıyla P ve Q önermeleriyle ilişkili demiş. Bak mantıkla kümeleri özdeşleştirme sorusu. Bu tarz sorulara da öğretmenlerimiz bayılırlar. İşleminin en sade halinin P ve Q önermeleri türünden eşliğine yazınız demiş. Hemen bakalım çok basit. Şimdi bir kere biz bunun yerine P yazacağız. Bak K P'ye denkmiş. M de Q'ye denkmiş. O zaman ben burada parantez açıyorum. Bu K gördüğüm yere P yazıyorum. Sonra bakın dikkat edin. Mantıkta V işareti kesişim gibidir. Veya işareti birleşim gibidir. Bunları hatırlayalım. Evrensel küme 1'dir. Boş küme de 0'dır aslında. Bunları da bilelim. Bunlar da önemli. O zaman diyorum ki K kümesi yerine P yazdım. Sonra birleşim. Birleşim yerine ne yazmam gerekiyor? Veya yazmam gerekiyor. E'nin değili. Yahu E dediğimiz şey 1 zaten. 1'in değili. Parantezi kapattım. Sonra kesişim yazdım. Kesişim V işaretiydi hatırlıyorsak. Kesişim V işaretiydi. Sonra parantez tekrar açmış. M yerine ne yazmam gerekiyor? Q yazmam gerekiyor. Hop. Eksi yani eksi yerine dediğimiz şey de aslında şöyle yapalım. Bunu eksiye bir şey söyleyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. M'nin boş kümeden farkı yani bir kümenin mesela A kümesinin boş kümeden farkı kendisidir. Unutmayalım. Dolayısıyla ben burada bunun cevabını M diye kümeler cinsinden bir bulup... Burada bir değili var bunu hatırlatalım. Kümeler cinsinden bulup yani Q sonrasında bunu artık tek başına getirebilirim. Yukarıda da değil var. Süper. İşte bu hale getirmiş olduk. Peki bunu hemen düzenleyelim sizinle beraber. P veya birinde. Ya bir kere parantez açtım. P veya birin değeri 0'dır. Parantezi kapattım ve Q'nun değili. Sonra ilerleyelim. Buradan denklik işaretini yaptım. P veya 0. Bir kere şunu unutmayalım. Bu toplama işlemi gibiydi veya işlemi. O zaman sıfırla bir şeyin toplamı kendisidir. Dolayısıyla bu P'dir aslında. Ve Q'nun değili haline getirebiliriz. Ve cevabımız zaten A seçeneğidir diyebiliriz. Aslında birazcık zor gibi gözüküyor ama toparladığımız zaman şunları da koyduğumuz zaman 2 dakikada iş bitiyor diyebiliriz. Peki o zaman sizinle beraber mükemmel ara tatil kampımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yazılı videomuz da gelecek bu arada. Yazılı videosu çekeceğim şimdi birazdan. Yazılı videomuzun ikincisini getireceğiz. Çünkü bu pandemi döneminde birazcık daha size destek olmak istedik. Ve bu şekilde yazılılara da çok iyi çalışacağız. Unutmayın bu soruları buradan çözdük. Bunun ilk 12 konusu da var aslında. İlk 12 konusu aslında bizim neyimiz? İlk matematiğin ilk 12 konusu, son 10 konusu ve arada da problematikle beraber aslında bu matematikle alakalı bütün problemlerimizi çözecek. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.